LGS'ye son 232 gün arkadaşlar. Hayallerimize kavuşmamıza, emeklerimizin karşılığını almamıza Zahmetin rahmete dönüşmesine az kaldı. İnşallah 50 değil, 100 değil, 150 değil, 200 değil, 232 gün var ama zaman su gibi akıp geçiyor. Böyle kum saatinden inip gidiyor. O yüzden zamanın değerini iyi bilmeliyiz. Sıkı sıkıya çalışmalıyız. Şimdi günün sözünde ne demiş? Zihninizi hedefinize tutun. Clement diye bir önemli bilim insanı demiş ki, zihninizi hedefinize tutun ve başarılı olana kadar devam edin. Çalışın, düşünün ve plan yapın diyor. Yani zihninize hedefinize tutun derken hep hedefinizi düşünün diyor. Hayalinizdeki başarıyı düşünün. Vazgeçmeyin ve başarılı olana kadar asla vazgeçmeden matematik sorularında, fen sorularında hatalar çıksa bile, Türkçe sorularında, paragraf sorularında hatalar çıksa bile asla vazgeçmeyin ve başarın demek istiyor. Günün yorumuna baktığımızda Behiye İpek 196 beğeni almış. Ee, sosyal medyacı arkadaşlarımız yanlışlıkla e, birden fazla soru yazanı kabul etmişler ama arkadaşlar iki sorudan fazla bir bin tane beğeni de alsa sadece iki soru olanları kabul edeceğiz. Dolayısıyla iki soru yazıp da en fazla beğeni alan soruyu kabul edeceğiz. Diğer türlü ucu kaçıyor. 50 tane soru yazabiliyorsunuz. Sizlerden isteğimiz, sizleri çok seviyoruz. Kazanmanız için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gece gündüz çalışacağız ama lütfen iki sorudan fazla yazarsanız cevaplayamayacağımızı bilin. İki soruluk olsun. Şimdi birinci soruya bakalım. Konu tekrarı nasıl yapılmalı? Tekniklerimiz neler olmalı? Arkadaşlar konu tekrarında ilk başta şunu çok bilmelisiniz ki yapacağınız konularla alakalı. Diyelim ki bir derste bir, iki, üç tane konu var. Bunlar belli. İlk başta konu anlatımı, sonra örnek sorular, sonra milletim kazanım soruları, sonra birinci kaynak, sonra ikinci kaynak. Yani işte Tonguç kaynakları ya da sizin kendinizin elinde başka kaynaklar varsa bunları koyabilirsiniz. Şimdi diyelim konu anlatımını yaptınız. Ardından örnek sorulara baktınız. Ardından MEF kazanım sorularına baktınız. Ardından birinci kaynak, ikinci kaynak, üçüncü kaynak diye bakıyorsunuz ya. Birinci konuyla alakalı ben bunların hepsini tamamladım mı? Tamamladım. Tamamlamadıysan zaten denemede mutlaka yanlışın çıkar ve dersin ki bak ben buraları yapmadığım için, eksik kaldığım için denemede yanlış yaptım. Dolayısıyla her bir konuyla alakalı elinizdeki kaynakları dizip ben X konusuyla alakalı, birinci konuyla alakalı elimde bu var, bu var, bu var, bu var. Hiçbir şey olmasa bile elinizde Örnek sorular zaten ücretsiz var. LGS'de çıkmış sorular zaten o konuyla alakalı ücretsiz var. Map kazanım değerlendirmeleri zaten var. E zaten bir de bizim kaynaklarımızı takip ediyorsanız... ...mükemmel bir şekilde o konuyla alakalı tüm tikleri atabilirsiniz. Günde kaç derse çalışılmalı? Arkadaşlar siz sınav günü biliyorsunuz... ...hem sözel hem sayısal olmak üzere... ...50 sözel 40 sayısal olduğunu düşünürsek... Türkçe, inkılap, İngilizce, din ve matematik fen olmak üzere toplam 6 dersten sorumlusunuz. Ama sözel ve sayısal olmak üzere günde en az 2 farklı derse bakmalısınız. Fen lisesi için günde hangi dersten ne kadar soru çözmeliyiz? Arkadaşlar biliyorsunuz 50 tane soru sözelde 40 tane soru sayısalda. Ama sayısaldaki sorular çok daha uzun, çok daha uzun süreli çözüldüğü için sayısaldan en az günde 100 soru yani fen lisesi için çünkü fen lisesi kazanmak gerçekten gayret gösteriyor. Sözelde de en az 100 soru çözebilirsiniz. Fakat bu 100 soru için belki 3 saat ayırırsınız. Bu soru için belki bir buçuk saat ayırırsınız. Burası değişebilir. Dolayısıyla sizin mutlaka mutlaka sayısala daha fazla zaman ayırıp ama sözelden de en az sayısal kadar soru çözmeniz gerekiyor. Günün kaynağına baktığımızda sözel mantık sayısal analizi görüyoruz. Tamamen efsane sorulardan oluşuyor. Sözel mantıkta sayısal analizde her biri tamamen güncellenerekten yepyeni sorular, çok daha zorlayıcı sorular hazırladık. Gördüğünüz gibi soruların hemen hemen tamamı tek sayfa. Hepsi zorlayıcı, özel mantıkta sorular. Sayısal da hepsi yeni nesil, ön bilgili sorular. Bunların hepsini çözdüğünüzde Türkçe Matematikte en yüksek hedeflere ulaşacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda günün okuluna baktığımızda Mümtaz Turhan Sosyal Mühendisliği'ni görüyoruz. Türkiye'nin en yüksek sosyal mühendisliğinden bir tanesi. Hukuk, psikoloji, sosyoloji gibi sözel bölümler için ideal. Hadi bakalım ödülü soruya en fazla iki soruluk yorumlarınızı bekliyoruz. Istiyoruz. Şimdiden başarılar.